1918 yılında Güney Afrika'nın Tembu kabilesinde Rulihlahla Daliponga Mandela adıyla dünyaya geldi. Ancak kabile içinde Madiba olarak çağrıldı. Okul yıllarında bir öğretmeni ona Nelson adını verdi. Hukuk tahsili gören Nelson Mandela, 1942'de mezun olduktan sonra Güney Afrika'nın ilk siyahi avukatı olarak arkadaşı Oliver Tambo ile birlikte hukuk bürosu açtı. 1944 yılında ilk kez ırk ayrımına karşı yerli halkın kurduğu Afrika Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kısa zamanda kongrenin gençlik kollarının başkanı seçildi. Güney Afrika'da yaşayan siyahların hakları için mücadele eden Mandela, ilk kez 1956 yılında vatanı ihanetle suçlandı. Ancak hakkındaki suçlama düştü. 1960 yılında Güney Afrika polisinin siyahlara karşı yürüttüğü katliamlarla ülkede tansiyon iyice yükseldi. Mandela ve arkadaşları beyaz ırklara karşı direnişte daha sert adımlar atılması yönünde karar aldı. Bu karar Mandela'nın uzun yıllarını geçireceği hapishane sürecinin başlangıcı oldu. Önce 1962'de 5 yıl, daha sonra da 1964'te ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede kendi savunmasını üstlenen Mandela'nın, "Mücadele benim hayatımdır ve hayatımın sonuna kadar siyahların bağımsızlığı için mücadele edeceğim" sözleri, ülkedeki siyahi çoğunluk üzerinde büyük etki yarattı. Ancak bu etki, Mandela'nın 27 yıl sürecek hapishane hayatını engelleyemedi. Nelson Mandela'nın serbest bırakılması için o dönemki eşi Winnie ve eski ortağı Oliver Tambo geniş kapsamlı kampanyalar düzenledi. Uluslararası toplumun yaptırımlarının da etkisiyle 1990 yılında Güney Afrika hükümeti 71 yaşındaki Mandela'nın serbest kalmasına karar verdi. However, as long as poverty... 1993 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Mandela, ardından hem siyah hem de beyazların oy verdiği seçimlerde Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı seçildi. Başkanlığı boyunca yoksullukla mücadele etti ve Güney Afrika'nın imajının yenilenmesi için çalıştı. Bu yoğun tempo arasında 2001 yılında prostat kanserine yakalandı. 2004 yılında 85 yaşındayken siyaseti tamamen bırakarak zamanının çoğunu ailesine ve kendi adına kurduğu Mandela Vakfı'na ayırdı. Sağlık sorunları nedeniyle 2011'den itibaren birkaç kez hastanede tedavi gördü. Çeyrek asırdan fazla bir süreyi hapishanede geçirdikten sonra ülkesinin demokrasiye geçiş sürecini yöneten Mandela'nın ünü Afrika kıtasını aştı. Mandela'nın adı hep dünyadaki en saygın liderler arasında kaldı. I recently formally announced my retirement from